Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, 28 Ağustos 3 Eylül tarihi aralığının enerjilerini size anlatmak için buralardayım efendim. Evet, Dolunay 4. evinize gümbür gümbür geliyor kavuşaktı rüzgardan. Dolunay gümbür gümbür geliyor dedik. Evet, ailevi konular, ev ve emlakla ilgili konular gündeminizde olacak. Çok güzel bir para fırsatı geçebilir elinize. İstediğiniz gibi bir mülk edinebilirsiniz. Bir mülkün alımı ve satımı ile ilgili sevinebilirsiniz. Evinizle ve ailenizle ilgili güzel durumlar yaşanabilir. Aile büyüklerinize dargınlıklarınız varsa bunlarla ilgili somut güzel gelişmeler yaşanabilir. Benim size tavsiyem özellikle 28 Ağustos gününü, yani yarını çok güzel değerlendirmeniz. Dualar, ibadetler, meditatif çalışmalar, ev içinde böyle evi tütsülemek, enerjisini değiştirmek, temizlemek, arındırmak, evinizi ve ailenizi arındırmak için harika enerjiler altındasınız. Bol bol dua etmenizi tavsiye ediyorum. Evet, cumartesi günü de yine çok güzel bir gün. Bu hafta sizin ev, emlak, ailevi konular ve kariyerle ilgili konularda çok güzel fırsatlarınız olacak. Bu hafta derken 28 Ağustos 3 Eylül arası. Tek sorun, bazen böyle kredi ve borçlarla ilgili sert durumlar, iniş çıkışlar, ufak tefek engeller ve blokajlar yaşanabilir. 31 Ağustos'ta ve 3 Eylül'de eğer bir kredi, borç konunuz varsa gündeme getirmeyin. Ama Dolunay enerjisi size güzel bir ev alma fırsatını beraberinde getireceği için parasal konularda da Venüs Yengeç Burcu'nu terk etmeden yine güzel gelişmeler yaşayacağınıza eminim. Birazcık sabır, sadece zamanını bilmek, zamanı doğru değerlendirmek, doğru zamanlamayı yapmak önemli. 31 Ağustos ve 3 Eylül'de parasal konularda hareketlerden ve girişimlerden kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü blokajlar, engeller olabilir. Ama genel olarak baktığımda hem cuma hem cumartesi sizin için çok güzel gelişmelere işaret ediyor. Eğer aile büyüklerinizin sorunları varsa, onlarla ilgili sorumluluk almanız gerekiyorsa biraz zorlanacağınız durumlar yaşanabilir. Annenizle ya da babanızla ilgili bazı duygusal durumlar olabilir. Onlarla eğer küslük ve dargınlıklarınız varsa daha nazik davranmanızı tavsiye ediyorum. Ama dediğim gibi hem kariyer, hem emlak, hem de parasal konularda ufak tefek pürüzleri saymazsak sizi güzel...